Diferansiyel denklem neymiş? Gelin hep beraber inceleyelim. Diferansiyel denklemler doğa olaylarının modellenmesinde, simülasyonunda ve anlaşılmasında son derece yararlıdır ama biz o konulara daha sonra değineceğiz. Bu videomuzda ilk olarak diferansiyel denklemin nasıl bir denklem olduğuna bakacağız. Önce örnek bir diferansiyel denklem yazayım. Denklem şöyle olsun. Y'nin ikinci türevi artı 2 çarpı Y'nin birinci türevi eşittir 3Y. Bu bir diferansiyel denklem. Bu denklemi şöyle de yazabilirdik. Y x'in bir fonksiyonu ise fonksiyon gösterimini kullanarak şöyle de yazabiliriz. E, x'in bir fonksiyonu olan f fonksiyonunun ikinci türevi artı 2 çarpı f'in birinci türevi eşittir 3 çarpı fonksiyonumuz. Leibniz'in gösterimini kullanırsak şöyle de yazabilirdik. Y'nin x'e göre ikinci türevi. Artı 2 çarpı y'nin x'e göre birinci türevi eşittir 3 çarpı y. Bu gördüğünüz 3 denklemde aslında aynı şeyi ifade ediyor. Bunların bize söylediği tek şey şu. Bir adet ikinci türevi ile iki adet birinci türevinin toplamı kendisinin 3 katına eşit olan fonksiyonlar var mıdır? Bu gördüğünüz 3 denklemde bize işte tam olarak bunu soruyor aslında ifade ederken kullandığım tanımlardan fark etmişsinizdir belki. Bir diferansiyel denklemin çözümü bir fonksiyondur veya bir fonksiyonlar kümesidir. Tek başına bir sayı yahut sayılardan oluşan bir küme değildir. Bir diferansiyel denklemin çözümü tekrar ediyorum bir fonksiyondur veya fonksiyonlar kümesidir. Bu denklemi geleneksel denklemler ile karşılaştırmak istersek geleneksel bir denklem yazayım. Gerçi geleneksel denklem tabiri çok da doğru bir tabir değil. Hoşuma gitmedi. Çünkü diferansiyel denklemlerde çok uzun süredir bilinen bir denklem türü. O yüzden cebirsel denklem tabirini kullanayım. Daha doğru olacak ki onlara zaten aşinayız. Cebirsel bir denklem. Sıradan bir ikinci dereceden denklem yazayım. x kare artı 3x artı 2 eşittir 0. Bu cebirsel denklemin çözümü bir sayı olabilir veya bir sayılar kümesi olabilir, değil mi? Çözüp görelim x artı 2 çarpı x artı 1 eşittir 0 olur. x eksi 2'ye veya eksi 1'e eşit olur. Gördüğünüz gibi çözüm bu iki adet sayıdır. Denklemi sağlayan bir sayılar kümesi. Oysa bir diferansiyel denklem bir fonksiyonun kendi türevleriyle olan ilişkisini ifade eder. Bu nedenle çözümü de yine bir fonksiyondur veya bir fonksiyonlar kümesidir. Daha somut bir örnek üzerinden gidelim. Aynı şeyi ifade eden bu gördüğünüz üç ayrı denklemin çözümü veya çözüm kümesi acaba nasıldır? Şimdiye kadar yazdıklarımı biraz yana vereyim. Evet bu denklemlerin çözümleri nasıl olabilirmiş bulmaya çalışalım. Şuraya karaladığım şeyleri de silivereyim, yer açayım, tamam. Size olası çözümlere dair örnekler yazacağım. Ardından da bu çözümlerin sağlamasını yaparak aynı diferansiyel denklemi ifade eden bu üç ayrı gösterimin çözümü olup olamayacaklarını göreceğiz. Umarım bu sayede bir diferansiyel denklemin çözümünün nasıl olduğunu daha iyi algılayacağız. Bir diğer konu da genelde birden fazla çözüm olması çözüm bir fonksiyonlar kümesidir. Bu diferansiyel denklem için olası çözümlerden birini şimdi yazayım size. Bu çözüme y1 adını verelim. Hatta y1 x olarak yazayım. Çözümün x'in bir fonksiyon olduğunu da belirtmiş olayım böylece. y1 x eşittir e üzeri eksi 3 x. Bunu yazdığım diferansiyel denklemin çözümlerini önceden bildiğim için öylece yazı verdim ben. Çözümlerinin nasıl bulunacağı ise bundan sonraki videoların işi olacak. Peki, videonun bu aşamasında videoyu durdurup y1'in birinci türevini ve ikinci türevini bulmanızı ve bu değerlerin diferansiyel denklemi sağlayıp sağlamadığını kendi başınıza hesaplamanızı istiyorum. Bunu kendi başınıza yaptığınızı varsayıp, şimdi devam ediyorum. Şimdi birlikte hesaplayalım. Y1'i yazdık. Y1'in birinci türevini bulmak için zincir kuralını uygulayacağız. Eksi 3x'in x'e göre türevi eksi 3'tür. E üzeri eksi 3x'in eksi 3x'e göre türevi de E üzeri eksi 3x'tir. Y1'in ikinci türevini de alalım. Aynı kuralı bu kez buna uygulayacağız. Eksi 3x'in türevi eksi 3'tür. Çarpı eksi 3 9 eder. Çarpı e üzeri eksi 3x. Ve şimdi bulduğumuz bu değerleri diferansiyel denklemde yerlerine koyarak y1'in bu diferansiyel denklemin bir çözümü olup olmadığının sağlamasını yapalım. Hadi başlayalım. Önce y1'in ikinci türevini yerine koyalım. İşte tam buraya 9 çarpı e üzeri eksi 3x Artı birinci türevin iki katı, o da bu gösterdiğim ifadenin iki katıdır. Eksi 6 çarpı e üzeri eksi 3x. Birinci türevin ilk katını yazdığımı fark etmişsinizdir. Eşittir. Yani en azından eşit olmasını bekliyoruz. y1 diferansiyel denklemin çözümü ise bu ifadelerin toplamının 3y'ye eşit olmasını bekliyoruz. Peki 3y nedir? 3 çarpı e üzeri eksi 3x'tir. Evet 3 çarpı e üzeri eksi 3x. Bu eşitlik sağlanıyor mu ona bakalım. Sol yandaki iki ifade 9 çarpı e üzeri eksi 3x eksi 6 çarpı e üzeri eksi 3x. 3 çarpı e üzeri eksi 3x der eşittir. 3 çarpı e üzeri eksi 3x evet eşittir. Demek ki y1 diferansiyel denklemin bir çözümüymüş ama... Y1'in diferansiyel denklemin tek çözümü olmadığını da şimdi göreceğiz. Bir diğer çözümümüz de örneğin Y2 olsun. Peki ne olsun? Y2 eşittir. E üzeri x olsun. Bu da diferansiyel denklemin bir çözümü olsun. Bu arada büyücüymüşüm gibi davranıyorum değil mi? Peki ben yine videoyu durdurmanızı ve bu çözümün sağlamasını tek başınıza yapmanızı öneriyorum. Bunu yaptığınızı varsayıp da Devam ediyorum şimdi. Bunun birinci türevi gayet kolaydır. E üzeri x'tir. İkinci türevi de ki bu üstel fonksiyonların en temel konularından biri değil mi? İkinci türevi de e üzeri x'tir yine. İkinci türev aynı renkle yazayım. İkinci türevi e üzeri x artı 2 çarpı e üzeri x eşittir 3 çarpı e üzeri x. Bu eşitlik kesinlikle doğrudur. e üzeri x artı 2 e üzeri x, 3 e üzeri x'tir. O halde y2 de diferansiyel denklemin bir çözümüdür. Bu konuya böylece başlamış olalım. Bundan sonraki birkaç video boyunca bu konuyu işlemeye devam edeceğiz. Çözümlerin ve çözüm kümelerinin nasıl olduğunu, bu çözümleri bulma tekniklerini, diferansiyel denklemlerin çözümlerini nasıl görselleştirebileceğimizi ve konuyu daha derinlemesine işlememizi sağlayacak daha pek çok uygulamayı takip eden videolarda bulacaksınız.